Şifteret.net'ten herkese merhaba. Ben Mertcan. Artık günümüzde çok fazla tablet kullanımı görmüyoruz. Ama tabii tablet kullanan da bir kesim mevcut, yok değil. İşte Huawei de bu konuda uygun fiyatlı tablet çözümleriyle karşımıza çıkıyor. Huawei MediaPad T5 de bunlardan biri. Ürünün ilk olarak tasarımına değineyim biraz. Huawei MediaPad T5 aslında oldukça basit bir tasarıma sahip olarak karşımıza çıkıyor. Yani görünce wow dedirtilmeyen bir cihaz. Ama tabii bu cihazdan daha fazlasını da bekleyemeyiz. Neticede uygun fiyatlı bir tablet modeli olarak karşımıza çıkıyor. Huawei MediaPad T5 şu anda 1000 lira bandında bulunabiliyor farklı satış kanallarında. Aslında bakıldığında bu fiyata alınabilecek en iyi tablet modellerinden, en uygun tablet modellerinden bir tanesi. Tabletin arka tarafına baktığımız oldukça kaliteli bir malzeme bizi karşılıyor. Kaliteli olduğu hissedilen bu malzemenin üst tarafında da bir de plastik parçaya yer verilmiş. Muhtemelen daha iyi bir kablosuz bağlantı için böyle bir yol izlenmiş. Tabletin arka kamerası da bu plastiğin sağ köşesinde bulunuyor. Arka kamera 5 megapiksel çözünürlüğüne ve f2.4 diyafram açıklığına sahip. Açıkçası çok tatmin edici sonuçlar vermiyor bu arka kamera. Yani bir fotoğraf çekmek için kullanmazsınız bu kamerayı muhtemelen. Sadece günü çıkarması amacıyla yerleştirilmiş o kamera oraya. Ayrıca cihazın girişlerinden bahsedecek olursak bu girişlerin sol kenarda toplandığını görüyoruz. Micro USB girişi, micro SD kart girişi ve kulaklık girişi. Sağ kenarında ise ses alçaltma ve yükseltme tuşu, bunun yanında ise bir tane de güç tuşu yer alıyor. Ön tarafa geçiyoruz ve ön tarafta bizi bir kamera, ekran ve çerçeveler karşılıyor. Çerçeveler çok ince değil ama hani öyle çok göze batar bir kalınlığı da yok. Ön kamerasına baktığımızda ise ön kamera 2 megapiksel değerinde f2.4 diyafram açıklığına sahip fotoğraflar sunuyor. Hani bununla da yine günlük hayatınızda belki selfie çekmezsiniz ama herhangi bir konferans görüşmelerinde, görüntülü görüşmelerde sizin içinizi rahatlıkla görüyor bu kamera. Şimdi geçelim ekran tarafına. Bu tablette bizi 10.1 inçlik Full HD çözünürlüğünde bir ekran karşılıyor. Bu ekranın formatı ise 16:10. Yani bizim görmeye alışkın olduğumuz formattan biraz daha değişik ama tabii günlük kullanımda bu size herhangi bir sorun yaratmıyor. Bunu da belirtmemde fayda var. 225 ppi değerinde bir piksel yoğunluğu sunan bu ekranın aslında 2K olması bir bağlamda iyi olabilirmiş. Tabii Full HD'de yetmiyor değil ama 2K olsa çok daha iyi olabilirmiş. Sonuçta 225 ppi artık günümüzde hani düşük kalmış bir piksel yoğunluğu olarak geçiyor. Tabii gündelik kullanımda hani of ya bunun ekranı ne böyle demiyorsunuz. MediaPad T5 Huawei'in orta segmente konumlandırdığı Yonga seti Kirin 659'dan güç alıyor. 8 adet Cortex A53 çekirdeğine sahip olan bu işlemcinin 4 çekirdeği 2.36 GHz hızında, diğer 4 çekirdeği ise 1.7 GHz hızında çalışıyor. Ayrıca Yonga'ya Mali T830 MP2 grafik işlemcisi dahil olarak geliyor. Huawei Media T5 kutusundan Android 8 Oreo işletim sistemi ile çıkıyor. Bu işletim sisteminin yanı sıra cihazda Huawei'in MIUI 8 arayüzü yer alıyor. Bu MIUI 8 arayüzü gayet güzel, stabilize bir şekilde çalışıyor bu tablette de. Ayrıca tablet ikili pencereleri de, ikili uygulama pencerelerinde gayet güzel bir şekilde destekliyor. Şimdi bu tablette en beğenmediğim unsurlardan birine değineceğim. Huawei MediaPad T5 modelinde 16 GB dahili hafıza ve 2 GB RAM yer alıyor. 2 GB RAM hani artık günümüzde belki günü kurtarsa da çoklu işlemlerde çok fazla yeterli olmuyor. Bunun da ekranı ikiye bölünebiliyor. İki farklı uygulamayı kullanabileceksiniz. 2 GB RAM bazen bu konuda yetersiz kalıyor. 16 GB dahili hafızaya sahip olması ise çok kötü olmuş bence. Hani 16 GB artık günümüzde tabletlerde ve telefonlarda bizim görmek istemediğimiz bir değer. En azından 32 GB olabilirmiş bu tabletin depolaması da. Hani 16 GB şöyle yetersiz kalıyor size. Sonuçta bu tablete hani uygulama indireceksiniz, film indireceksiniz, müzik indireceksiniz. Yani bu konuda yetersiz kalıyor. Zaten 16 GB'ın büyük bir çoğunluğunu da hani sistem kullanıyor. Maalesef bu durum böyle. Tablet tabii 256 GB'a kadar micro SD kart destekliyor. Ama micro SD karta
film, müzik belki indirebilirsiniz ama uygulama indiremiyorsunuz. İşte bu konuda da uygulama tarafında da 16 GB dahili hafıza ile yetinmek zorundasınız. Yaptığımız Geekbench testinde cihaz tekli çekirdekte 933, çoklu çekirdekte ise 3682 puan alıyor. Bu tablet oyun konusunda çok iddialı değil ama tabii bu tableti oyun oynamak için alacaklar da vardır. Özellikle PUBG gibi yüksek sistem gereksinimi gerektiren oyunlarda bu tabletin performansı biraz düşük kalabiliyor. Oynatmıyor değil, oynatıyor ama hani düşük çözünürlüklerde, düşük ayarlarda oynayabiliyorsunuz PUBG gibi oyunları. Peki tam olarak PUBG nasıl bir performans sergiliyor? Gelin isterseniz şimdi bu tabletle birlikte biraz PUBG oynayalım. Huawei MediaPad T5'in batarya tarafına bakacak olursak bu bağlamda da bizi 5100 mAh kapasiteli bir pil karşılıyor. Yaptığımız Geekbench batarya testinde cihaz 2327 puan almayı başarıyor. Yaklaşık 4,5 saatlikte bir ekran süresi sunuyor. Bu ekran süresi testimiz ise %100 ekran parlaklığında ve Wi-Fi açık bir şekilde yapılıyor. Bu rakamlar bir tablet için aslında oldukça makul değerler. Yani bu tableti aldığınızda batarya konusunda, pil konusunda herhangi bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Sizi rahatlıkla götürecektir. Peki bu tablet kimler almalı ve kimler kullanmalı? Başta da belirtmiştik, 1000 liralık bir fiyat etiketine sahip bu tablet. Hani bakıldığında uygun fiyatlı bir tablet çözümü olarak karşımıza çıkıyor. Bu bağlamda da eğer ki hani filmimi ve videoları ben küçük ekrandan değil de biraz daha büyük ekrandan izlemek istiyorum, hani yatağıma yattığımda Netflix'teki dizimi büyük ekrandan izleyeyim diyorsanız bu tablet sizin için uygun çözümlerden bir tanesi. Ama onun dışında hani ben oyun oynayayım diyorsanız tabii ki de bu tablet sizin için uygun değil. Hem depolama alanı tarafında çok fazla oyunu barındıramıyor bu tablet. 16 GB'lık bir depolama alanı var dedik. Hem de performans konusunda biraz düşük kalıyor. Ama işte dediğim gibi hani film odaklı alacaksanız ya da internette gezinmek için alacaksanız bu tablet rahatlıkla sizin işinizi görüyor. Böylelikle bir inceleme videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizce Huawei MediaPad T5 1000 liralık fiyat etiketini hak ediyor mu? Lütfen yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.